köyün kendi prens ve prensesi, para birimi ve bayrağı var. Aslında bir ülkede olması gereken her şey. Ve burada öğreniyorum ki yıllardır bağımsız olmak istiyorlar. Ama burası tam olarak bir ülke değil. Ya da daha önce Seborga Prensliğini hiç duydunuz mu? Oraya uçtum. Peki Seborga neden bağımsız olmayı bu kadar çok istiyor? İtalya'dayız ama Seborgalılara soracak olursanız aslında İtalya'da değiliz. Hatta burada güzel, küçük bir kontrol noktası da var. Seborga, İtalya'nın kuzeybatısında küçük bir köy. Yaklaşık 14 kilometre kare büyüklüğünde 300 kadar nüfusu var. Bu prensliğin ilginç hikayesi yüzlerce yıl önce başlamış. O zamanlar pek tabii ki bağımsızmış. Ancak 18. yüzyılda bugünkü İtalya'ya satılmış. Ancak 1960'lı yıllarda satışın geçersiz olduğunu kanıtlayan belgeler ortaya çıkmış. Köy sakinleri için durum açık bir hal almış. Seborga, İtalya'nın bir parçası değil. Tek taraflı bağımsızlıklarını ilan etmişler. Şimdi kendi para birimleri Luigino'yla belirli bazı dükkanlarda alışveriş yapabiliyorlar. Köy sakinleri Seborga kimliklerini de gururla yanlarında taşıyor. Özel durumlarda köyde 4 nala giden bir muhafız alayı da var. Şu anki prensin adı 1. Marcello. O ve eşi Nina halk tarafından seçilmiş. Köy sakinleri bağımsızlıklarını çok ciddiye alıyor. Bağımsız olmak istiyoruz çünkü bu bizim hakkımız. Pek çok insan, belki siz de Seborga'nın bir hayal olduğunu düşünüyordur. Bir masal gibi. Ama bu bir masal değil. Seborga İtalyan değil, özgür olmak istiyor. Ekonomik nedenlerden ötürü de. Buradaki çoğu insan bölgede yapılan tarımla geçimini sağlıyor. Bölgede sadece birkaç dükkan var. Bağımsızlık onlar için aynı zamanda daha az vergi ve daha çok yatırımcı ve ziyaretçi anlamına geliyor. Prenses Nina Menegatto ise bir Alman. Bağımsız olursak bu inanılmaz olur çünkü her şeye kendimiz karar veririz. İtalya'nın çok iyi durumda olmadığı bir sır değil. Bağımsız olmamızın bölgeye de katkısı olacaktır. Yeni istihdam yaratabiliriz. Bağımsızlıkla daha iyi bir yaşam umut ediyoruz. Eğer bağımsız ve küçükseniz, insanlarınıza en iyisini verebilirsiniz. Çünkü insanların ihtiyaç duyduğu şeyleri yapabilirsiniz. Avrupa'nın ihtiyacı olan şeyleri değil. Ülke olmak isteyen küçük bir köy. Bu aynı zamanda iyi bir pazarlama stratejisi. Seborga'nın tarihi onu turistler için eşsiz kılıyor. Mavi beyaz bayrak, yani bir nevi onların şirket kimliğinin gözden kaçması imkansız. Prens de öyle. Kartpostalları da var. Kaldığım pansiyonda onun bir portresi bile var. Ancak bağımsızlık için sadece kendi istekleri yeterli değil. İspanya'da Katalonya örneği de bunu gösteriyor. Seborga'nın bir ülke olmak için ihtiyaç duyduğu her şey var. Toprakları, kendi halkı, devlet otoritesi. Ama burada kimsenin duymak istemediği bir şey var. Sorun kimse onların bir ülke olduğunu düşünmüyor. Bir ülke olarak kabul görmek istiyorsanız bu çok önemli. Seborga'nın yer aldığı İtalya'da buna pek inanmıyor. Şu da unutulmamalı ki, gerçekten bağımsız olmak bir ton sorunu da beraberinde getiriyor. Para birimleri Luigino, Euro'ya gerçekçi bir alternatif değil. Brexit örneğine de bakınca Avrupa Birliği ile müzakere çok zorlu olabilir ve Seborga hala ekonomik olarak İtalya'ya bağımlı kalabilir. Bağımsızlık pek mümkün görünmüyor. Belki de böylesi daha iyi. Bir köy olarak tanınmak, bir ülke olarak ekonomik gerçeklerle yüzleşmekten daha iyi olabilir. Mevcut durum köy için iyi bir reklam ve benim gibi gazetecileri de bölgeye çekiyor. Herkes bu mazlum havasını sever ve şöyle güzel bir deyiş de vardır.
Bazı dilekler gerçekleşmediği zaman daha güzeldir. Öyle değil mi?